Ekranı oradan daha rahat anlatabilirim. Bununla ilgili de bir veteri hazırladık. Bu gecekonduyu kullananlardan birine geliyordu o tehlike. Asıl tehlike. Evet. Bunlar sık gelenler. Bunlar hani çok... Hakan abi çok gelmezdi ki. Konumuz değil. Öbür grafiği rica ediyorum. İşte Kuşçu Ali dedikleri, Ali dayı dedikleri Kuşçu Ali. Özkan cinayete kurban giden... Hüseyin, Necati, Nadir, Serkan, Alaaddin. Yani o tehlike gelen kişiler bu kişilerden birine, direkt Özkan'a da olabilir tabii. Ama kime geldiyse Özkan dışında bu kişilerden birine geldi ve bu kişiler onu biliyorlar, o kişileri. Kimden tehlike geldiğini şimdi bir de VTR'de izleyelim. ...26 Ocak 2017 tarihinde Ankara Mamak'ta kuş beslemek için kiralanan bir gecekonduda korkunç bir cinayet işlendi. İki çocuk babası Özkan Öksüz önce feci şekilde dövülüp ardından silahla vurularak öldürüldü. Özkan'ın ve diğer arkadaşlarının beslediği kuşlar da katledildi. Gecekonduyu kimin kimden kiraladığı, kimlerin kira ödediği... Evi sürekli kullanan 6 arkadaş arasında sorun olmaya başlarken eve giren çıkanların sayısı da gün geçtikçe artıyordu. Ali Bey ben bunu kiraladım falan demiş Özkan'a. İşte Özkan nasıl kiralarsın? Bu evi ben bu şekilde verdim. O da senet imzaladım falan demiş işte Özkan'a. Onlarca kişinin gelip gittiği gecekondunun tek anahtarını sadece öldürülen Özkan Öksüz cinayetten bir hafta önce cezaevine giren Hüseyin, yakın arkadaşları Nadir, Necati, aralarına sonradan katılan Kuşçu Ali ve Alaaddin kullanıyordu. Bu evin aslında ilk başta 6 kişi kullanıyorlar. Evet. Sonra giderek bu genişliyor ve çoğalıyor. İlk bakışta 6 arkadaşın kullandığı gecekondunun misafir trafiği gün geçtikçe artması mahalle sakinlerinin gözünden kaçmıyordu. 6 kişi de anahtarın yerini biliyor. Bir saçak var, oraya konuyor, oradan gelen alıyor, giriyor. Fakat giderek o çevre genişliyor ve biraz önceki Ertan'ın söylediğine göre bizim bile artık tanımadığımız insanlar gelip gidiyordu ve bence amacından çıkıyor zaten o ev. Başka bir şeye dönüşüyor. Gecekonduya gelenin gidenin hesaplanmadığı dönemlerde ise evin müdavimi olan 14 isim göze çarpıyordu. Özkan'la öldürülmeden hemen önce çorba içtiğini iddia eden Serkan ve erkek kardeşi Ertan, Okan ve arkadaşı Emre, Uğur, Özgür, Bülent, Ramazan, Emrah, Kenan, Hakan, Yakup, Yasin ve Veli'nin yanı sıra Sultan isimli bir kadın eve sürekli gelen isimler arasındaydı. Farklı arkadaşlar, örnek vereyim, Ali Bey geldi, Ali Bey'in yanına başka bir arkadaşı geldi, onun arkadaşları derken diğer insanlar dedi, orası bayağı bir kalabalık oluşmaya başladı. Gelen insanları fazla tanımıyordu. İşte belki de Özkan Öksüz'ü ölüme götürecek olan sebep birbirini çok iyi tanımayan onlarca kişinin gecekonduyu kullanmasıydı. Alkol durumları falan vardı. Hani bir alkol durumunda bir çoğunluk bir yerde olduğu zaman kesinlikle bir kargaşalık veya bir şeyler oluyordu mesela. Ağız münakaşası gibi diyebilirim mesela. Hani olabilir. Hani tanımıyor. Kimse kimsenin kişiliğini bilmiyor. Çoğu insanlarla günübirlik arkadaşlık. Bir gün gördüysen belki 3 gün sonra bir ay sonra göremezsin. Özkan Öksüz'ü kim neden öldürdü?